Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü konumuz TOG T10X V2 uzun menzil, fuller fullü, meridyandır, kablosuz şart, tüm özellikleri mevcut bir araba şu an yanımızda. Araba demek de biraz doğru değil aslında. Zaten TOG'daki satış temsilcileri, abiler de buna bir cihaz diyorlar. Ona da sormuştum abi, neden cihaz dediniz diye sordum da. Akıllı cihaz olarak tabir ediyoruz biz dediler. Çünkü bir araçtan çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz dediler ve çok da mantıklı ve doğru geldi bana. Lafı çok uzatmadan araba incelememize geçelim. Bayağıdır inceleme videoları gelmiyor arkadaşlar, siz de biliyorsunuz. Hani çekemiyoruz, vaktimiz olmuyor, o olmuyor. Ama şu an TOG T10X'e beraberiz. Hadi gelin hep beraber arabamızın özelliklerine geçelim. Hem teknik özelliklerine, hem iç hacmine, dış hacmine, hem kullanıcı yorumlarına, TOG'un derinlemesine bu videoda giriyoruz arkadaşlar. Hadi gelin hep beraber incelemesine geçelim. Arabamız 2024 model. Daha bayiden çıkartıldı. 2 saat falan oldu. 2 saat önce bayiden beraber çıkarttık. Ve şu anda inceleme videosunu çekiyoruz. Tasarımdan başlayacak olursak, arka dış tasarımı gerçekten oldukça heybetli. Hani şöyle bir kavram vardır genellikle arabalarda. Ya önü çok güzeldir, ya arkası çok güzeldir. Hani güzel olanın karşısı çok çirkindir. Ama bu arabada o tabiri bizim mühendislerimiz yıkmış. Gerçekten araba hem önden, hem sağ arkadan, hem önden, hem sağ önden çok muhteşem duruyor. Arabamızın arkasında böyle komple uzanan bir stop çizgimiz mevcut arkadaşlar. Frene basınca da şuradan gene fren lambaları yanıyor. Sinyal lambalarımız LED, dediğim gibi gördüğünüz gibi LED zaten. TOG T10X yazımız, TOG amblemimiz mevcut arkadaşlar. Arkada park sensörlerimiz ve geri görüş kamerası mevcut. Arabada zaten yandan görüş, 360 görüş falan hepsi mevcut. Hepsini içeride göstereceğim ben size. Yandan bakıldığında da burada gördüğünüz gibi krom ızgaralarımız mevcut. Gerçekten bu da arabaya hayır bir hava katmış ve yükseklik katmış. Arabanın kaslı yapısını gerçekten çok belli oluyor mu bilmiyorum ama şuradaki çıkıntı olsun, şu çizgiler olsun arabayı gerçekten aşırı heybetli gösteriyor. Aracımız fabrikadan 19 inç jantlarla ve yazlık lastiklerle geliyor arkadaşlar. Süspansiyonları oldukça rahat. Araba oldukça konforlu. Süspansiyonları rahat olduğunu kasislerden bir tık hızlı geçince siz asla hani sağ sol olmuyorsunuz. Aynı girdiğiniz gibi çıkıyorsunuz. Asla hiçbir şüpheniz olmasın. Gördüğünüz gibi aynalarda da gene sinyal lambalarımız var. Sinyallerimiz de LED bu arada. Bakın ben size farları bir açayım. Farları açık göstereyim, hem de içine biraz bakmış olursunuz. Farlarımıza şuradan hemen gelebiliyoruz. Farlarımızı açalım. Dörtlülerimizi açalım bir de. Size sis lambalarını falan, dörtlü lambalarını hepsini göstereyim. Bakın aynada gösterdiğim, az önce gösterdiğim detay bu. Anahtarını göstereyim arkadaşlar. Anahtarımız böyle. TOG anahtarı. Normal, görmüşsünüzdür illaki. Burada hem arabamızı kilitleyip hem de açabiliyoruz şu tuşlarla. Haberiniz olsun, şu an araba şarj olduğu için ben onu maalesef sizlere gösteremiyorum. Arabamızın önden duruşu da böyle. Farlarımız gerçekten oldukça etkili. Çok güzel bir LED farımız mevcut. Gördüğünüz gibi gene LED sinyal lambalarımız, LED dörtlü lambalarımız, LED gündüz aydınlatmamız ve sis farımız da mevcut. Arabanın asla aydınlatma yönünden sıkıntınız olmasın. Gerçekten aydınlatması arabanın çok iyi. Gördüğünüz gibi buradan da bir önden kameramız gene mevcut arkadaşlar. Önde de park sensörlerimiz falan, her şeyimiz mevcut. Araba zaten şerit takiptir, kör nokta uyarısıdır, 360 derece görüş. Yani tüm uyarıların hepsi var. Adaptif hız kontrolü, adaptif hız sabitleyici, hepsi mevcut arkadaşlar. Fren baltalarımızı da size şöyle göstereyim. Hani tepsi kadar bir fren baltası var neredeyse. Çünkü arabamız 2222 kilo. Ruhsatta 2222 kilo. Ama bazı sitelerde arabamızın net ağırlığı 2226 kilo gibi bir farklarla geliyor. Tam neyini? Ruhsattaki 2222 kilo. Yani 2.2 ton bir arabamız mevcut. Arabamızın bataryaları tamamen altına konuşlandırılmış bir şekilde ve bu da arabanın dengesi açısından oldukça güzel. Arabanın yol tutuşu oldukça güzel arkadaşlar. Arabamızın önünde bir akümüz var. Bu aküden işte arabanın çalışmadığı vaziyette elektriği aküden çektiğini söylediler bize. Bu da gerçekten hani güzel bir şey olmuş. O aküyü de doldurabiliyorsunuz arkadaşlar gene. Gördüğünüz gibi arkada da sinyallerimiz LED. Anahtarımızdan bagajı açabiliyoruz. Şimdi anahtardan bagajı açtık. Bundan daha güzeli ne olabilir diyorsunuz değil mi? Bundan daha güzel iki şey olabilir. Bir elektrikli bagaj olabilir. Bir de ne olabilir? Tekrar bagajı kapatma olabilir. Anahtardan tekrar bagajı kapatabiliyoruz. Kapatmadan önce bir pandurusumuz mevcut. Gördüğünüz gibi böyle duruyor. Abi şey kaldırınca da geri yerine şey yapıyor. İki adet aydınlatmamız var.
12 voltluk çıkışımız mevcut arkadaşlar. Ve bagajımızın hacmi de oldukça iyi. Kaplaması falan da iyi. Şuralarımız gene sert plastik. Ama ses yapacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi elektrikli bagajımızdan tekrar bagajı kapatabiliyoruz arkadaşlar. Plaka altı aydınlatmalarımız da mevcut. Arabanın dışından anlatılacağım pek de bir şey yok aslında. Arabanın dışı oldukça heybetli, yüksek ve gösterişli bir araba. Jantlardan bahsettik. Hadi gelin hep beraber içine geçelim. İçine geçmeden önce koltuklarımız tamamen elektrikli. Baldır desteği falan hepsi var arkadaşlar. Şurada bir tok yazımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Dörtlerimizi kapatalım. Arabamızın içi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Buralarımız ahşap kaplı. Gördüğünüz gibi buralarımız hep deri kaplı. Ya şu ben plastiğin yumuşaklığına bittim arkadaşlar. Şu yumuşaklığı size gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Hani plastikleri oldukça yumuşak. Tabii ki bu kapı hatlarında falan sert plastik kullanılmış ama trim ses açısından buralarda yumuşak plastik kullanılmış. Ve de oldukça iyi olduğunu size söylemek istiyorum. Buradan gördüğünüz gibi far ayarlarımızı yapıyoruz. Yani ben şimdi buraya size girmek istemiyorum bu özelliklere. Girersek çıkamayız. Çünkü gerçekten hani arabada yani bir sürü özellik var. Hani elektrik aksamı çok olduğu için, çok dijital bir araba olduğu için gerçekten dijital özelliği arabanın çok arkadaşlar. Bu direksiyondan sesli komut özelliğimiz mevcut. Ses açma kısmıdır, radyo değiştirmedir falan hepsini direksiyon üzerinden yapabiliyoruz. Arabamızda ekstra olarak Meridian ses sistemimiz mevcut. Ayrıca opsiyonla alınmış Meridian'ın ses sistemi mevcut. Ki Meridian'ın ses sistemi de oldukça iyi. Bunu daha bu videodan sonra çekeceğim. Onu da YouTube'dan gene izleyebilirsin arkadaşlar. Arabamız 218 beygir. 7.8 saniyelik bazı verilerde 7.6 saniyelik bir 0-100 mevcut. Gerçekten gidiş inanılmaz ki elektrikli arabalarda normalde 0-100 4-5 saniye olur. Bunda tek motor olduğu için, arkadan gidiş olduğu için 0-100'ü 7.8 saniye. Normal 1.5, 1.6 motorlu arabaların 0-100'ü ile aynı neredeyse. Ama elbette bu çok sessizlik bir sağlıyor yani. Araba elektrikli olduğu için herhangi bir motor sesi almıyorsunuz. Yalıtımı iyi olduğu için rüzgar sesi de almıyorsunuz çok. Teker sesi de, tekeriniz, lastiğiniz kaliteliyse ondan da gene almıyorsunuz. O yüzden öbür arabalara göre böyle bir farkımız olabilir. Her de yakıt tüketiminiz de oldukça düşük arkadaşlar öbür arabalardan. Hani gördüğünüz gibi iç hacmi falan oldukça geniş. Kullanılan parça kalitesi aşırı kaliteli, güzel kaliteli parçalar kullanılmış. Pistestimiz burada. Biliyorsunuz herhangi bir şanzıman yok arkadaşlar. P'yi de buradan alıyorsunuz. Buradan bir joystick'imiz var. Burada elektrikli el frenimiz mevcut. Burada da kablosuz şarjımız da burası. 2 adet bardaklığımız var arkadaşlar. Ve de şuraya anahtar koyma yeri yapmış tok mühendisleri. Şu şekilde anahtarımız burada duruyor. Burada bir kol dayamamız var. Deri kaplı. Bu da açılıyor. Gene gördüğünüz gibi böyle bir şey geliyor. Bunun da altında 2 adet USB girişi var. Başka da bir şey yok. Koltuklarımızı size şöyle göstereyim. Koltuklarımız full deri ve oldukça kaliteli koltuklar. Ve de koltuk ısıtma opsiyonu da bu araçta mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan start stop tuşumuz var. Start stop buradan açılıp kapanıyor araba. Buradan dörtlü flaşörlerimizi yakıyoruz. Buradan eve gelirsek ben size şuraya az bir şey tanıtayım yine. Araçtan böyle gördüğünüz gibi aracın her şeyini, şarjını, çevre görüş sistemi. Mesela çevre görüş sistemine geldiğimizde aracın 360 görüşünü bakın şöyle görebiliyoruz. Buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Araba oldukça dolu, hani övmek için söylemesek bile arabamız gerçekten çok dolu. Otomatik parkımız mevcut. Geniş açıdan şöyle gördüğünüz gibi her şeyimiz var arkadaşlar. Katlanır ayna var arabamızda. Bu da güzel bir özellik. Arabalar kilitlenince ayna otomatikman katlanıyor. Burada bir adet kameramız var. Burada da bir adet kameramız var. Hem de yorgunluk algılayıcı sistemi olarak da kullanabileceğimi söylediler. Araba uyarıyor arkadaşlar sizi. Sürüş şeyine gelecek olursak, burada gördüğünüz gibi yardım sistemlerden adaptif hız sabitleyicidir, sürücü asistanı, şerit güvenlik, şerit takibi falan hepsini açabiliyorsunuz. Buradan da bakın sürüş modlarından da konfor, spor, eko olmak üzere bunları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunların çok böyle ahım şahım normal dizel benzinli arabalardaki gibi herhangi bir farkı olmuyor. Hani çok fark edilebilecek farklar olmuyor, elbette oluyor ama hani böyle normal bir benzinli arabadaki kadar çok fark edemiyorsunuz bu mod geçişlerini. Yakıt tüketimine, yakıt küvetimi dedim, hani belki elektrik şeyine belki katkısı illaki oluyordur. Hani yüksek arabalarda, böyle benzinli arabalarda geç daha fites atıyordu ama bunda bir fites sistemi de olmadığı için sistem nasıl işliyor bilmiyorum inanın. Buradan gördüğünüz gibi şuradan farlarımızı falan ayarlayabiliyoruz. Buradan da şu sistemi atayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela kabin, buradan bunu atıyoruz. Haritalar var. Haritalardan istediğiniz yapabiliyorlar. Buradan bakın kendimi görüyorum şu an. Buradan bunu atadığımız için kendimiz çıkıyor.
Gördüğünüz gibi buraya her şeyi atayabiliyoruz. Her şeyi arkadaşlar. YouTube'dan YouTube mesela YouTube'u şuraya alalım. Biraz hani arabada tek iliştirebileceğimiz nokta hani sistem biraz geç çalışıyor. Her şey biraz geç geliyor. Ama buna da alışınca bir sıkıntısı olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Arabamızın teknik özelliklerine falan birazdan gireceğim. Gördüğünüz gibi başlamak için arama yapın diyor. Buradan da klavyemizi buradan veriyor. Buradan klavyeyi vermiyor arkadaşlar. Başka da anlatabilecek bir şeyimiz iç hacminde oldukça geniş, ferah bir iç hacme sahip arkadaşlar. Elektrikli koltuğumuz var. Elektrikli koltuğumuzdan yükseklik, alçaklık her şeyi yapabiliyoruz. Buradan farlarımızı biraz kapatalım. Ambiyans aydınlatmamızı gösterelim arkadaşlar. Ambiyans aydınlatmamız mevcut. Bakın ambiyanslar şu kapı altlarında ve ayak altlarında mevcut. Buradan bir sürü renk seçebiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim ben size. Ve parlaklıklığını da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar buradan. Ayak bölmesi de şu şekilde göstereyim. Bakın. Ayak bölmesinden de ışıklarımız yanıyor arkadaşlar. Hadi gelin hep beraber arkaya geçelim. Bir de TOK T10X arkada bize neler sunuyor ona bakalım arkadaşlar. Şurada güzel bir tep yazımız var. Meridian ses sistemimiz var. Meridian ses sistemini de bir sonraki videodan izleyebilirsiniz. Arkada gerçekten geniş bir iç hacme sahip. Gördüğünüz bir karıştan daha fazlası. Şurada koltuk ısıtmalarımız var arkadaşlar. Ve havanın menfezlerimiz ve bir adet de USB çıkışımız mevcut. Koldayamız, bardaklıklar. Tavan mesafesi de oldukça geniş. Airbag açısından da oldukça dolu. Gerçekten güzel hani şöyle rahat rahat yol gidebilirsiniz. Hem uzun yol hem şehir içinde sizi asla yormayacağını ben şahsen düşünüyorum. Arka camlarımız otomatik. Arkada da ambiyans aydınlatmamız var. Gene Meridian'ın bir burada hoparlörü bir de burada hoparlörümüz mevcut arkadaşlar. Ya doluluk açısından hiçbir arabayla kıyaslayamayız tabii çok. Bu fiyatlara bu dolulukta bir araba tabii ki de zor. Bakın şu plastiklere bakalım. Burada biraz sert plastik kullanıldığını size söylemek isterim. Buraları falan deri kaplama ya. Rahatsız edeceğini pek sanmıyorum. Hani arkada da önün görüntüsü şu şekil. Çok modern bir görüntüye sahip arabamız. Arabamız dediğim gibi 218 beygir. Gaza basınca böyle G'yi gerçekten yiyorsunuz. Umarım hepiniz bir gün TOK T10X'e sahip olursunuz eğer isterseniz. Ben elektrikli araba sevmiyorum derseniz de inşallah hani bir gün gene kullanma fırsatınız olsun. Hani ne dediğimi anlayın arkadaşlar. Arabamız şarj oluyor. İnşallah şarj olduktan sonra gene bir sürü videosu da çekeceğim. Onu da gene öbür videolardan izleyebilirsiniz. Şu an hani bir ön inceleme videosu olsun. Hani özelliklerini size az çok tanıtayım. Ki öbür videolarıma söyleyince hani çok şey olmasın. Burada da gördüğünüz gibi şarj olma sistemi de bu şekil. Burada bir şarj adetimiz var. Önler farlarımız LED, gündüz farları dediğim gibi asla zaten farlardan dolayı bir şeyiniz olmasın. Gelelim kullanıcı şikayetlerine. Bizim de birkaç abimiz de var, arkadaşımız da var. Hepsiyle konuştuk almadan önce tabii ki. Ekranın gelip gidiyor olması, arabanın kendi kendine klimaları açması, kaloriferleri açması, müzik sesinin arabada kısılmaması gibi problemlerle karşılaştığını bize söylediler. Her arabada oluyor bazı kronik sorunlar dedik. Bir de bu yeni sonuçta. Hani biz de en fazla ne yaşayabiliriz ki dedik aldık. Ama kullanıcı şikayetleri elbette hani doğru ve bunları da göz ardı etmemek lazım. Dediğim gibi mesela biz az önce şarja taktık. Bir şarj almama olayı oldu. Ama hani çok da bir sıkıntısı yok şahsen. Hani o da olabilir. Sonuçta yeni bir araba. Hani biz de daha çok tecrübe edince bize sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Tek eksiklerimizden bir tanesi de. Bu iki oldu galiba. Ya bakın şuradan bir basamak çıksa daha rahat binilebilir belki. Şu şaft yüksek olduğu için şu şekil atıp şöyle binmek biraz zorlamıyor değil açıkçası. Ve bir de bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın ne yok arabada. Bir vakum olsaydı tadından yenmezdi ya. Bir vakum olsa tadından yenmezdi ama her şeye rağmen gerçekten yol tutuşuyla, parça kalitesiyle, konforuyla, sessizliğiyle gerçekten müthiş bir araba. Hani gerçekten yapanların eline sağlık. Hani böyle bizim böyle arabalar yapmamız, Türkiye'nin böyle arabalar yapması gerçekten çok güzel. Umarım daha iyi, daha lüks markalarla yarışabilecek çok güzel arabalar çıkartırız, çok güzel mühendislikler çıkartırız. Hani konunun araba olması önemli değil. Maksat Türkiye'nin çok daha ileri bir seviyeye gelmesi inşallah. Bunlar da hepimizin sayesinde olur. Gördüğünüz gibi ekranlarımız böyle. Komple ekran var. Komple ekran, komple. Ve hani şu... Burada mesela beyaz deri var. Burada ahşap var. Burada beyaz deri var.
Burada ekran var. Burada siyah piyano bilek detaylar var. Gümüş detaylar var. Burada ekran var. Burada siyah var. Ama kombinasyona bakınca gerçekten kombinasyona çok güzel diyoruz arkadaşlar. Hani gerçekten çok yakışmış bu ahşap rengi. Bizim rengimiz arabanın rengi kula rengi arkadaşlar. Zaten bakın burada arabayı da görebiliyorsunuz. Yani bu özelliklerde gördüğünüz gibi bir sürü özelliği var arabanın. Bağlantılardan arkadaşlar arabanın interneti var. İstediğiniz zaman arabanın internetini kullanabiliyorsunuz siz. Kişisel erişim noktasını açıyorsunuz arabanın ve kendiniz bağlanıyorsunuz. Gerçekten bu da çok güzel bir detay. Sürüşten zaten bir sürü geri kazanım dediğimiz rejenerasyon var arabamızda. Bu şöyle çalışıyor arkadaşlar. Siz frene bastığınız zaman araba bataryalarını dolduruyor. Rejene ederek gidiyor. Yani yenileyerek gidiyor arkadaşlar. Burada da bir güç kazanım. Yani geri kazanım. Aslında gücü kaybetmiyor. Güç kazanmıyor. Lakin gücü kaybetmeden tekrar batarya yeniden kazandırıyor. Aslında bunu en doğru böyle açıklayabiliriz. Buradaki aydınlatmalarımızı buradan da açabiliyoruz. Bakın nasıl mı? Okuma tavan lambası mesela. Şunu aç diyorsunuz. Bakın açıldı. Kapandı bir tanesi. Tekrar açıldı. Burada da bir adet ambiyans aydınlatmamız var. Arabanın da inşallah gece görüntüsünü sizinle çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin, takipte kalın. Ya bence güzel bir inceleme oldu. Teknik özelliklerine falan değindik biraz. Hani nasıl işliyor TOG'da bazı şeyler, bunları anlattım. Şimdiki videolarımda burada çok derinlemesine girmedim bunların detaylarına. Çünkü hani bunların derinlemesine girsem video 1 saat 1,5 saatimizi alır. Çünkü gerçekten çok özellik var ve bunun için hani bu videomda hem dışını hem içini güzellikle tanıtmak istemedim. Umarım beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Videoyu beğenip abone olun, yorum yap demiyorum. İstediğiniz canınız gönlünüze nasıl gelirse o şekilde davranın. Ama beğenirseniz, yorum yapıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere, takipte kalın.